Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bugün gelen yani 23 Şubat 2023 tarihli sonucu bakımını inceleyeceğiz. Öncelikle Roundnut Bowl bölgesinde 3 saatte bir çıkan Legion boss'u artık ortaya kafasına göre rastgele olarak çıkacakmış. Haberiniz olsun, ama yeni sunucular da dahil değil. Eski Legion boss'u ise aynı yaşa düşecek gene. 10 defa söylemenin anlamı yok. Çarkıfera yetkinliği arkadaşlar 2 hafta süreyle Pandora, Agartha, Felix ve Zero'da aktif hale gelmiş. Onun dışında Çarkıfera yetkinliğine Lupus ve Legion'a Hammer eklenmiş. Biliyorsunuz ki sunucu birleşimi gerçekleşti. Altar, Vega, Sri sunucu birleşmişi gerçekleştirmiştir. İsmini şurada göstereceğim. Yani değeri resmen bildiğiniz böyle ASDF basar gibi tuşlara basarak sunucunun ismini koymuşlar. Yani siz de görün yani. DR ya DS diye bir garip bir isim var. Her neyse. İngilizcem yetmedi burada. Bu sunucu özel Red Pocket ekliğine başlamış arkadaşlar. Üst sunucu olarak açılmış. Market fiyat sistemi Altar sunucunun üzerinden alınmış. Akara Altar üzerinden her hesap için bir kere alınabilecek birleşim ödülleri eklenmiştir. Bunlar Asset, Trafalgar 10 tane, Talisman, Skull. Ondan sonra 15 günlük kanat ve 15 günlük Dunar Tatto. Bunları buradan Akara Altar'a tıklıyorsunuz. Şuradaki server'ı Megit Emet'ten alıyorsunuz. Ben aldım. Hemen şunu takayım bari de. Bunun ne işe yaradığını hala bilmiyorum. Bunu zamanla öğreneceğiz. Bunu da bildiğiniz şey işte. Karakterin dönüşü çok güzel oluyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Onu da denemiş oldum. Ekstra olarak Talisman sistemi oyuna eklenmiştir. Sistem oyuna eklenmiş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu bir bakmak lazım. Ondan sonra Pandora, Agartha, Felix ve Zeros'un artık Draki Kuleri gelmiş. PM penderesi arkadaşlar bu şekilde olmuş. Gördüğünüz gibi burada artık emojilerde hepsi gözüküyor. Onun dışında Draki Torgekin'e giriş yapabilmek için 30 yani premium kuleler için geçerlidir, ama onun dışında artık Draki'ye gelmek için de Empoint'e ihtiyacınız var. Draki Weapon düşme katı 3, 4 ve üstü olarak belirlenmiş arkadaşlar. Artık buna da okeyledik. Artık 3 ve 4'ten sonra Weapon Break atmaya devam edecek. Bunun üzerinde Return ve Rare sembolü sistemden kaldırılmış arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Geçmişte alınmış olanlar ise Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek ve sonradan silecek. Onun dışında işte VD ve Kaos etkinliklerinin bildirimi arkadaşlar bu şekilde olmuş. Artık bilmiyorum. Onun dışında Boro, Barrog ve Elvizard düşme ihtimali azaltılmışlar. Evet, her şey kısmaya başlamışlar gene. Her neyse. Yeni eklenen VPK sistemi görsel arayüzünün baz döneri yapılmış demişler. Ne alakalı? Evet, PT'ye buyur. Ne var? Evet arkadaşlar, bir dolandırıcı buyurun. Size açık açık burada göstereyim. Dolandırıcımız. Dur. En sevdiğim şey yapayım. Al. Heh. 31. Evet, şimdi VPK'ye bakacaktık. Karıştı. Benim VPK'im olmadığı için ben VPK'yi açamıyorum. Her neyse, onun dışında o haritaya geçti. Yaşasın ağırlığı 50'den 35'e düşürmüş arkadaşlar. Yazım hataları düzenlenmiş. Yeni yıl sistemleri kaldırılmış ve Lupus Boss etkinliği sona ermiş demiş. Evet. Aha da bu kadarcık bir şeydi arkadaşlar. Neyse, yine farmların kısıldığı, garip garip işlerin yapıldığı bir güncelleme olmuş. Neyse, çok konuşmuyorum. Ben gidiyorum, kaçıyorum. Hadi kendinize iyi bakın.